Sizi cennet yoluna götürürüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a yemin olsun ki sizleri cennete yakın ve cehenneme uzak kılacak her şeyi sizlere emrettim. Hazreti Ali aleyhisselam oğluna yaptığı vasiyetinde şöyle buyurdu. Münezzeh olan Allah sana ancak iyi şeyleri emreder ve sadece çirkin şeylerden alıkoyar. İmam Ali aleyhisselam dalalet ehlinin sıfatı hakkında şöyle buyurdu. Rableri onları çağırdı ama onlar Rablerine nankörlük edip gerisin geriye döndüler. Ama şeytan çağırdığında ise icabet edip isteklerini kabul ettiler. Yine İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Münezzeh olan Allah sizleri beka yurduna, ebedi karar kılınacak yere, nimetlere, peygamberler ve mutlularla komşuluğa çağırdı. Sizler ise isyan edip yüz çevirdiniz. Dünya sizleri mutsuzluk yurduna, fena mahalline, çeşitli bela ve sıkıntılara çağırdı. Siz ise itaat edip öne geçtiniz ve koştunuz. Resul'e ve emir sahiplerine itaat hususunda Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden emir sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz, onun halini Allah'a ve Peygamber'e bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah, peygamberini sevgisi ve muhabbeti altında yetiştirdi ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Sonra din ve ümmetin işini ona havale etti ve şöyle buyurdu. Peygamberin sizlere getirdiği her şeyi alınız ve sizleri sakındırdığı her şeyden sakınınız. Yine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah peygamberini terbiye etti ve Allah'ın istediği yere erişince de ona şöyle buyurdu. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Allah Resulü de böyle yapınca Allah onu övdü ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Onu böylece övünce dinini ona havale etti ve yine şöyle buyurdu. Peygamberin size getirdiği her şeyi alın ve sizi sakındırdığı her şeyden de sakının. Hazreti Ali aleyhisselam, eğer bana itaat ederseniz Allah'ın izniyle meşakkatli ve acılarla dolu bile olsa sizi cennet yoluna götürürüm buyurmuştur. Yine Hazreti Ali aleyhisselam, Malik eşleri Mısır'a vali tayin ettiğinde yazdığı mektupta ona şöyle buyurdu. Büyük işleri, zor durumları, seni şüpheye düşüren işleri Allah ve Resulüne döndür. Allah, irşad etmeyi sevdiği topluma şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir işte çekişir, ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Allah'a döndürmek, kitabının muhkem hükmünü almak. Resul'e döndürmek ise Müslümanları toplayan, dağıtmayan sünnetine sarılmaktır.